Değerli Linesman takipçileri, Linesman'da dövüş sporlarının konuşulduğu programdan konuşulan herkese selamlar. Ben Arda Şahin, bugün sevgili Cari Altıntaş ile birlikte önemli bir haber turumuz var. Geçtiğimiz hafta sonu Mateusz Lukalar Alex Perez kafesindeydi, dövüş üyesinde Apex'te onu konuşacağız ve UFC uzun bir süren ardından Rio'ya, Brezilya'ya geri dönüyor ve tabii ki Rio'nun kralı Jose Aldo Jr. da geri dönüyor. UFC 301'i de önemli karşılaşmayla değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta sizlerle birlikte değildik. Sevinç Arantaş'ın geçirdiği ufak rahatsızlıktan dolayı sizlerle birlikte olamadık. Abi hoş geldin ve geçmiş olsun tabii ki. Nasılsın, iyisin inşallah. Teşekkür ederim. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi, sağ ol. Teşekkür ederim. Abi haber turuyla başlayalım. Önce PFL'de Türk MMA'ne önemli bir gelişmesi var. Alperen Karabulut 10 galibiyet 3 mağlubiyet 1 no contest kardeşiyle PFL'deki ilk maça 8 Haziran'da Newcastle'da çıkacak. PFL Avrupa kartında rakibi Alman Alexander Luster olacak. Abi heyecanlıyız. Aslında rakibi hakkında ben de bir araştırma yaptım Sherdog'da ama çok fazla bilgi yok Alexander Luster hakkında. Alperen Karabulut'u Canfight'tan tanıyanlar olacaktır. Canfight'taki önemli karşılaşmalarıyla biz kendisini az çok biliyoruz. Yani tabi detaylı bilgiler geldiği 8 Haziran haftasında bunu konuşacağız ama ufak bir değerlendirmeni alalım Alperen için. Yani PFL önemli bir organizasyon. Şu anda artık dünyanın ikinci büyük organizasyonu Bellator'u darmasıyla birlikte. Yani Avrupa'ya da önemli yatırımlar yapıyor. Türk dövüşçülerden Alperen'in de burayla sözleşme imzalaması gerçekten güzel bir şey. Yani yavaş yavaş artık Türk dövüşçüleri büyük organizasyonlarda görmeye başlıyoruz artık. UFC'de İbo'yla başladık. İbo'yu görmeye başladık. Şimdi PFL'de Alperen sözleşme imzaladı. PFL Europe'da Avrupa'daki turnuvalara katılacak. Ayrıca Gökhan Sarıçam var. O da Bellator'la dövüşüyordu. Şimdi PFL'de dövüşmeye başlayacak. Bellator'un PFL'e satılmasından sonra. O da orada büyük ihtimal Artık'ta turnuvasında mücadele edecek. Tam orası kesin değil ama ne zaman dövüşeceği belli oldu. Yedek dövüşüm yoksa aslında dövüşüm oldu. Daha henüz belli değil. Yani önemli gelişmeler bunlar Türk dövüş, Türk MMA dünyası için. Yani yavaş yavaş gelişiyor. Yavaş yavaş artık tuğlar örülmeye başlıyor. Alperen de bunlardan temsilcilerinden birisi. Umarım iyi sonuçlar alır PFL Europe'da ve kendisini daha büyük sahnelere atabilir. Hani heyecan verici gelişmeler bunlar. Umarım bu isimlerin yanına yeni isimler katılır ve Türk MMA gelişmeye devam eder. Evet abi, ben de seninle aynı fikirdeyim. Buran Alper'in şimdiden başarılar diliyoruz. Dediğimiz gibi 8 Haziran haftasında detaylı olarak konuşacağız. UFC St. Louis'in ana karşılaşması belli oldu. Bu önümüzdeki hafta yapılacak UFC St. Louis 11 Mayıs'ta Derek Lewis ile Rodrigo Nascimento karşı karşıya gelecekler. Derek Lewis için bir kez daha bir gatekeeper rolü var. Rodrigo Nascimento da seri galibiyetlerle geliyor UFC'de. Önemli bir arsiyet karşılaşması bizi bekliyor. UFC 302'nin yan ana karşılaşması belli oldu. Bildiğiniz üzere 302'nin ana karşılaşması belli olmuştu. Dustin Poirier ile İslam Makhachev kemer için karşı karşıya gelecekler. Yan ana karşılaşmada Sean Strickland ile Paulo Costa karşı karşıya gelecek. Strickland para sorununu çözdü ve nihayetinde maç için imzayı attı. Onun da geri dönüşünü UFC 302'de göreceğiz. Ocak ayından sonra ilk kez kafeste olacak. UFC 8 Haziran'da 13 senenin aranın ardından Louisville'de olacak. Ana karşılaşma henüz belli olmadı ama Louisville'in kendi evladı dediğimiz Joaquin Buckley o gecede kartta olacak. UFC Suudi Arabistan'ın ana karttaki diğer karşılaşmalar belli oldu. Volkan Özdemir, Johnny Walker, Kevin Gastelum, Daniel Rodriguez ve Sergey Pavlovich, Alexander Volkov eşleşmeleri var. Yani Suudi Arabistan'da pay-per-view nezdinde bir kart bizi bekliyor olacak. 22 Haziran'da yine detaylı olarak konuşacağız. UFC 303 için açıklanan karşılaşmalar var. Jamel Hill, Calero Anthony Jr. ile karşı karşıya gelecek. Calero Anthony Jr. hayatının fırsatını buldu. Jamel Hill'i yenerse kemer adayı olacak gibi görünüyor. Öte yandan Joe Pfeiffer, Marc-Andre Barrio ve Michelle Watson, Jillian Robertson ile açıklanan diğer karşılaşmalar oldu. Böylelikle haber turunu tamamlamış olduk. Bu açıdan tüm karşılaşmaları dövüş hatlarında detaylı olarak konuşacağız. Abi geçmiş hafta Mateusz Lukalar ile Alex Perez kafesteydi. Önemli bir eşleşmeydi çünkü Alexander Pantoja için rakip bulamadığımız stiklette yani stik rakibinin önemli bir karşılaşmaydı. Mateusz Lukalar maalesef yine bir eşik noktayı geçemedi. Alex Perez ikinci roundda bulduğu sağ kroşeyle knockoutla maçı kazandı ve stikte 5. sıraya yükseldi. Abi maç aslında ilk roundda bayağı ortadaydı. İki taraf birbirini tartıyor derken ikinci roundda Alex Perez'in yükselttiği vitesle bir Alex Perez galibiyeti geldi. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Maç hakkındaki görüşlerini alalım. Yani Sinek İstedik için önemli bir karşılaşmaydı. Yani kimin yoluna devam edeceğini belirleyecek bir karşılaşmaydı aslında. Dediğim gibi iki dövüşü de çok temkinli çıktı. Yani bu
bir de ana maçta çıkmalarından dolayı da yani kariyerleri açısından da önemli bir karşılaşma. Yani bir gecenin ana maçında çıkmak bir dövüşçü için çok önemlidir. Ve iyi bir performans göstermek ister. Ve yenilmemek ister. İki dövüşü de aslında böyle başladı. Birbirini tartarak başladı. Biraz daha Alex Perez ilk roundda biraz üstün gibi gözüküyordu. Yani ayakta daha böyle kombinasyonları bulmaya çalışan, daha böyle seri dövüşmeye çalışan isim Alex Perez'di. Nikolao ise daha kontraları yakalamaya çalışıyordu. Maç bu şekilde gidiyordu. Yani birisini yakalayacağı belliydi. İkisi de çünkü ayakta dövüştüğü için yerden kağıt arıyordu. İkinci roundda ama Perez üstün gelen taraf oldu ve çok şık bir knockout'la rakibini mağlup etti. Güzel bir sağlık kuruşuydu. Nikolao'nun o kontralarını iyi savundu ve sabırlı dövüştü. Yani Nikolao'ya bu kontra fırsatını vermedi. Ve gerçekten güzel bir knockout'la maçı kazanmasına bir de önemli bir galibiyet oldu. Yani 4 senedir galip gelemiyordu ve 4 sene sonra galip geldi. Kariyerini yani UFC kariyerini kurtardı diyebiliriz bu galibiyetleri. Bir de Nikolao için ise gerçekten az önce söylediğim gibi yine o eşiği atlayamadı ve ikinci mağlubiyetini aldı. Yani sıralamada da geriye düştü. Evet abi, ben de aynı fikirde oldu. Alex Perez'in gerçekten 3 maç yerildikten sonra yani iyi bir geri dönüş gerçekleşti. Ben aslında Muhammed Mokaev karşılaşmasındaki performansını da kötü bulmamıştım ama yani sonuç olarak yetersizdi. Burada bir nakavt aldı. Abi bundan sonra yani ne söyleyebiliriz diyeceğim. Çünkü yani Alex Perez galibiyeti biraz sikleti hareketlendirdi. Ölü sikleti öyle söyleyeyim. Yani şimdi Pantoja Ersek var, onu konuşacağız. Ondan sonra Muhammed Mokaev kemer fırsatını bekliyor uzun süredir sırada. Ama Alex Perez onu da sikletle geçmiş oldu. Yani sence Alex Perez kendini bundan sonra kemer maçında bulabilir mi? Yoksa UFC onu bir teste daha sokar mı? Yani ikna oldu mu olmadı mı? Onu sorayım ben sana. Yani dediğimiz gibi sette rakip bulamıyoruz Pantoja'ya. Ve hani maç kazanan herkes şu anda bir kemer adayı. Yani 15. sıradan birisi bile bir 3 sıradan birisini yense kemer adayı oluyor otomatikman. Yani sence bu noktada Perez'in konumu neresi? Perez'in aslında direkt maçı açıktan UFC onun maçını 15 Haziran'da Tagir Ulanbekov'la 10. sırada 12. sıradaki isimle karşılaşan sizler 15 Haziran'da. Yani Gatekeeper'la soyunacak. Tagir Ulanbekov da bir en son Elliot'e inmişti. Yani iyi bir seriyle geliyordu. Yani onunla eşleştiler. Biraz Perez'i biraz daha deneyecekler, testleyecekler. Hem şu anda siklette de yeni contender arayışları var. Yani aşağıdaki isimler söylediğin gibi herkesin bir fırsatı var. Yani Alex Perez'in bundan sonraki rakibi 15 Haziran'da Tagir Ulanbekov olacak. O maçı kazandıktan sonra, o maçı kazanırsa evet yani direkt kemer şansı olur. Kaybettiği takdirde ise yine her şey başa dönecek. Ama burada tabii önemli olan Tagir Ulanbekov için çok büyük bir fırsat doğmuş oluyor. O da 12. sıradan 5. sıradaki bir isimle karşılaşacak. Genelde direkt kendini ilk 5'e atacak. Hani Snake Spet'te her şey bir maçta değişebilir şu anda. Yani UFC artık yolu biraz belirlemiş, yeni isimler arıyor. Artık Spet'te Pantoja maçında da konuşacağız. Yani söylediğim gibi isim yok. Ve onlar da Spet'te ilk 15'teki herkesi birbirine karşılaştırıyorlar. Yani bence keyifli şu anda Snake Spet'teki o şampiyonluk mücadele. Aslında bir noktada keyifli. Yani herkesin bir şansı var. Alex Perez için de yani Tagir Ulanbekov maçı çok önemli. O maçı kazanırsa bence direkt kemer maçına çıkabilir. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim seninle birlikte. Buradan Alex Perez'i tebrik ediyoruz. Mateusz Szkalowa'ya da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve UFC 301'e geçiyoruz. Açık konuşmak gerekirse biraz zayıf bir kart. Yani geçmişteki UFC Brezilya etkinliklerine baktığımızda gerçekten zayıf kalan bir etkinlik. Yani nedeni aslında çok bilinmiyor. Yani kimileri diyor UFC işte Dana White 283'teki Hill Teixeira etkinliğindeki olan olaylardan dolayı cezalandırdığını düşünüyor. Yani kimileri o an hani kimsenin müsait olamamasından yani Pereira'nın 300'e dövüşmesinden onun dışında diğer mevcut Brezilyalı dövüşçülerin yani müsaitlik olamadığından şey yapmak diye yakınıyor. Öte yandan UFC'nin ödüllendirme isteği yani Pantoja'yı bir anda karşılaşmada ödüllendirme isteğinden bahsediliyor. Yani aslında nispeten zayıf bir kart. Yani sizlere ana kartı şimdi paylaşayım, sonra önemli karşılaşmaları tabii ki konuşacağız. Yani ana kartta kimler var? Öncelikle orayla başlayalım. Paul Craig'de Caio Borraio geceyi açacaklar. Paul Craig'in orta setteki bir gitgelli kariyeri devam ediyor. Yine orta sette çıkacak. Michel Pereira, Ior Poteira ile karşı karşıya gelecek.
Pereira aslında bir önceki etkinlikte karşı karşıya gelecekti ama oradan alındı, buraya verildi. Sonra ertesi Smith, Vitor Petrino. Ertesi Smith için bir kez daha gatekeeper'lık söz konusu. Sonra Jonathan Martinez ile Jose Aldo Jr. efsane geri dönüyor. Onu konuşacağız ve Alejandro Pantoja, Steve Ersek karşı karşıya gelecekler. Ana kartımız bu şekildeydi. Abi önemli başlığa geçmeden önce bir ana kartı senden bir alayım kısaca. Yani ne nasıl bir ana kart? Yani yeterli mi değil mi? Yoksa bu bir Apex TV dövüş kesinin ana kartı olabilecek seviyede kötü mü? Eleştirileri sen nasıl karşılıyorsun? Yani bence eleştirilerim çoğu haklı. Yani kart çok arada kalmış bir kart. UFC 200 bir kartı yani Brezilya'da. Yani UFC 299 çok büyük bir karttı. Yani UFC 200'e yarışır mı diyorduk. Ama UFC 300 kartı ondan da daha büyük. Yani çok büyük isimler dövüştü o kartlarda. Şimdi UFC 302, 303'te de yani çok büyük maçları izleyeceğiz. Önemli isimleri izleyeceğiz. Yani o gecenin alt kartındaki maçlar bile çok güzel maçlar olacak. 300 ile 299 da öyleydi. Ayrıca bir de yani buraya başka bir kemer maçı ayarlamak da zordu. Yani Brezilyalı dövüşçülerin yani Alex Pereira ayarlanabilirdi, onu UFC 300 ayarladılar. Yani bu karta maç ayarlamak da biraz zor oldu bence UFC için. Ki Jose Aldo'yu bile UFC 300'e ayarlamaya çalıştıkları söylenmişti. Ondan sonra onu UFC 301'e kaydettiler. Yani Jose Aldo bile belki bu kartta olmayabilirdi ama son anda onu bu karta en azından getirmeyi başardılar. Yani çok söylediğin gibi bir UFC Fight Night olsa kimse şaşırmaz. Sadece gecenin başında gecenin ana maçında bir kemer maçı gidecek. Kemer maçı da Snake Split kemer maçı ve çok da isim olarak yani Pantoja evet önemli bir şampiyon fakat rakibi çok o kadar ismi bilinen bir dövüşçü değil. Yani UFC'nin bence buradan çok büyük bir PPV satış beklentisi de yok. Yani Brezilya üzerinden bir kart satmaya çalıştılar ve en çok da Jose Aldo'ya güveniyorlar bence. Jose Aldo üzerinden kart satmaya çalıştılar. Biraz yerel bir kart oldu. Ama genellikle böyle büyük gecelerden sonra böyle kartları görmemiz çok normal. Yani çünkü o UFC havuzu da bir noktaya kadar bu kadar kişiyi bu kadar kartı taşıyabiliyor. Yani bu kartı görmemiz normal ama yani yine de keyifli bir kartta izleyebiliriz. Yani önemli yine güzel isimlerle karşılaşacak. Ama dediğim gibi diğer PPV kartlarına göre biraz sonuç yılın en böyle sonuç kartlarından biri olacak. Evet abi ben de seninle aynı fikirdeyim. Hazır Jose Aldo demişken ondan başlayalım. Halkın ana maçına. Orada biliyorsun ana maçtan başlayıp geriye gideriz ama yani Jose Aldo ile başlayalım. Rakibi çok tehlikeli bir isim. Jonathan Martinez. Yani uzun süre duruyor UFC'de ama prime yani peak formunu bu noktada yakaladı. Yani 6 maçtır kazanıyor. Son 3 maçta yendiği isimler çok önemli. Horoset içerisinde çok önemli isimler. Ve tabii yandan Jose Aldo diyoruz. Yani bir efsane, bir Twisted efsanesi. Yani Twisted'de yapmadığı şey kalmadı. Yani UFC'nin zaten ilk Twisted şampiyonu ve şu an hani UFC'de aktif isimler içerisinde WEC zamanında dövüşen yani 10 isimden bir tanesi. Yani diğer isimler kimler? Biri Jim Miller, bir diğeri Cub Swanson ve şimdi Jose Aldo. Yani WEC zamanından bahsediyoruz. Yani Prime dönemlerinden bahsediyoruz. O dönemden beri içeride ve 2 sene içerisinde sonra ilk kez kafesli olacak Jose Aldo. Künyeleri verelim. Fiziksel özellikler tamamen aynı. 1.70, 1.78 kanatta çıktıkları var. Fiziksel özellikler tamamen aynı. Jonathan Martinez'in 19 galibiyeti var. 4 yenilgisi var. 19 galibiyetin 9'unu nakavtla aldı. 6 maçtır dediğim gibi UFC'de kazanıyor. Önemli isimler kimler? Cub Swanson, Horosetep'teki deneme rakibiydi. Sonra Said Nurmagomedov gibi bir Dağıstan'da imalip etti. Ve sonra da Adrian Yanez. Çok önemli 3 galibiyeti, son 3 galibiyeti bunlar. Öte yandan Jose Aldo, Ağustos 2022'den bu yana ilk kez kafeste olacak. Yani yaklaşık 2 yıl, yani 21 ay sonra ilk kez kafeste göreceğiz Jose Aldo'yu. Yani 17 nakavtlı galibiyeti var Jose Aldo'nun. Evet, Conor McGregor yenilgisinden sonra işler belki onun için pek iyi gitmedi. Evet, Twisted kemerini tekrar kazandı. Sonra Max Holloway'e kaybetti. Sonra dedi ben bir Orosite'ye ineyim, orada bir şansım deneyeyim dedi. Piotr Jan'la kemer maçına çıktı. Olmadı. Sonra aslında iyi giden bir Orosite kariyeri vardı ama sonra Merab Bava'ya ilgisiyle birlikte emekliye ayrıldı. Hall of Fame'e seçildi. Boks yaptı. Boks'ta maç kazandı. Ve şimdi geri dönüyor. Efsane Jose Aldo.
Abi ne bekleyebiliriz bu karşılaşmadan? Yozaldo, yani genç Jonathan Martinez'i durduran taraf mı olacak, yoksa Jonathan Martinez Yozaldo'yu belki tamamen emekliliğe geri gönderebilir mi? Yani çok ben iyi bir maç bekliyorum iki taraftan da. Ve özellikle ben yani spot ışıkları Yozaldo'nun üzerinde, ama ben Jonathan Martinez'in de bu maçtaki performansını önemli olacağını ve dikkat yani dikkat çekecek isim olabileceğini düşünüyorum ve tabii gözlerim belki bir kısmı yükseltme anlamında Jonathan Martinez'in üzerinde olabilir. Söz sana bırakıyorum. Maç hakkında ne bekleyebiliriz? Bence de yani bu maçın bence güzel bir eşleşme ayarlanmış. Yani Jonathan Martinez evet yükselmekte olan bir isim, söylediğim gibi yani büyük bir galibiyet serisinden geliyor. Jose Aldo zaten yani efsane UFC'de Hall of Fame'e seçilmiş, öğretmen meclisine seçilmiş bir dövüşçü. Ve yani UFC'nin şu yandan da güzel bir eşleşme diyebiliriz. Jonathan Martinez'in aslında dövüş stili de çok Jose Aldo'ya benzeyen bir dövüş stili var. Jonathan Martinez'in iki tane nakavtı var. Son iki nakavtı. Adrian Yanez'i leg kick'le nakavt etti. Cub Swanson'ı leg kick'le nakavt etti. Yani Jose Aldo'yu da çok son zamanlarda hiç kullanmadı ama o leg kick'leri çok efsanedir. Yani buraya Faber maçında mesela görmüştük. Çok efsane bir maçtır o maçta o maçtaki performansı. Leg kicklerle mahvetmişti Faber'ı. Ama ondan sonra onu görmemiştik Jose Aldo'da. Jonathan Martinez de onun da Jose Aldo'nun genç hali gibi bunları kullanıyor ve çok da etkili oluyor. Bu maçta da bunları deneyecektir. Artı Jonathan Martinez bu maçı kazanırsa Jose Aldo gibi büyük bir ismi mağlup etmiş olacak. Jose Aldo yani yine de evet kariyerinin son zamanlarını pek iyi hatırlamıyoruz ama son 4 maçın 3'ünü kazanmıştı. Yani Merab'ı yense kemer maçına çıkacaktı belki de. Yani sonuç Rob Font'u, Pedro Munoz'u Marlon Vera'yı yenmiş bir dövüşten bahsediyoruz. Marlon Moraes'i puanlamada bence yendi. Birçok kişiye göre yendi ama puanlamada Marlon Moraes'e vermişlerdi o maçı. O maçı almış olsa Aldo yine kemer maçına çıkacak. Yani böyle bir isim göze aldı. Hiç küçümsenecek bir isim değil. Yani yaşına kadar olursa olsun büyük bir tecrübe. Jonathan Martinez de onun genç hali gibi daha yeni yeni çıkışta bu maçı alırsa kemer maçına yani kendini ilk 10'a atacak, hatta ilk 5'te doğru büyük bir adım atacak. Yani belki 1-2 maç sonra onu kemer için görebiliriz. Yani güzel bir eşleşme. Bence yani gecenin bana göre ana maçtan da iyi bir eşleşmesi. Yani gecenin bence en çok sonucu merakla bekleyen karşılaşması bu. Keyifli maç bizi bekliyor bence. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. Tam leg kickleri soracaktım. Sen zaten gereken noktaya yine parmak bastın her zamanki gibi. Yani ben Ozaldo'nun yenilgi karnesinden bahsetmek istiyorum. Yani yenildiği isimle baktığımızda Max Holloway iki defa, Alexander Volkanovski, gerisini zaten sen saydın. Moraes, Piotr Jan, Merab Dövüşçü falan. Yani yenildiği isimlerde elit isimler ve Conor McGregor, yani bu kendi setlerinin efsanesi olan isimlerden bahsediyoruz tabii ki. Yani bu noktada önemli bir eşleşme. Jonathan Martinez kendine o elit listeyi yazdırabilir mi abi? Yani onu sorayım, çünkü gerçekten Yozaldo'nun yenildiği isimler elit isimler. Yani Conor McGregor, Merab Dvalishvili, Piotr Jan, Marlon Moraes belki değil. Ama Volkanovski ve Max Holloway iki defa, bunlar elit isimler yani. Kendi setlerinin efsaneleri, şampiyon olmuş isimler, şampiyon adayları. Yaptıkları işlerle, kazandıkları maçlarla, serilerle UFC tarihine adlarını yazdırmış isimler. Jonathan Martinez sence bu elit grubun içine kendini yazdırabilecek mi? Onu sana sorayım. Ya, bu maç bence bir test maçı. Yani bu yolda atılacak en önemli adım olur yani bu maçta alacağı bir galibiyet. Ki şu ana kadar Said Nurmagomedov'u yendik, Cub Swanson'ı yendi, yani Adrian Yanez'i yendik. Bu isimlerin hepsi yani önemli isimler. Yani özellikle bence Said Nurmagomedov'u yenmesi önemli. Yani onun bir eşik atladığını gösteriyor. Cub Swanson gibi bir ismi nakavtla yenmesi önemli. Ki bunun üzerine bir de Jose Aldo'yu yenerse puanla olur. Yani nakavt ederse çok bence inanılmaz bir çıkış yapmış olur. Ama puanla yenmesi de önemli. Yani Jonathan Martinez için çok kritik bir maç. Yani kariyer açısından. Bence kaybederse çok bir şey kaybeder mi? Kaybetmez. Daha yaşı genç, daha yolu uzun olur. Ama kazanırsa çok şeyler kazanır ve onun ismini yani daha da sık duymaya başlarız. Bence UFC de ona bu maçı vererek onu bir teste sokuyor ve çok bir test. Jose Aldo da yani deplasmanda da maçı çıkacak. Jose Aldo kendi evinde büyük bir seyirci desteğiyle bu maçı çıkacak. Yani Brezilya'nın halk kahramanı Jose Aldo, yani Anderson Silva'dan sonra Jose Aldo geliyor onlar için.
çok büyük bir isim. Yani onlar için. Yani orada bir de Brezilya'da yenmesi ayrı bir hikaye olur Donato Martinez için. Yani bence önemli bir ses. Bir de Leclerc'lerde şu konuya gelmek istiyorum. Cezalı'ya bunu sormuşlardı. Az önce burası yarım kalmıştı. Cezalı'ya bu Leclerc konusunda kullanacak mısınız diye kullanacağım demişti. Ama Cezalı son maçlarda hiç kullanmıyor. Aslında son mağlubiyetlerinde de bu Leclerc'leri kullanmış olsa belki maçı değiştirebilirdi. Yani neden böyle yola gidiyor? Bir sakatlığı olmuştu geçmişte. Bu sakatlıktan etkilendiği söyleniyor. Ama yani bu maçta bu Leclerc'leri kullanmazsa Jonathan Martinez kesinlikle kullanacaktı. Yani bunu göstermek isteyecektir. Burası maçın gelişiminde, maçın sonucunda çok etkili olacaktır. Bakalım Cezalı tekrar bu Leclerc'lere dönecek mi? Bence dönmesi gerekiyor. Evet abi, ben de seninle aynı fikirdeyim. Buradan her ikisine de başarılar diliyoruz ve tabii önümüzdeki hafta bu karşılaşmayı da konuşacağız. Buradan da karşılaşmaya geçelim. Alejandro Pantoja, Stiversek. Tabii künyeleri vereceğim. Böyle önemli bir soru var, onu da soracağım. Pantoja 1.65, Ersek 1.73 boyunda. Kanada açıkları aynı. 1.73, 68 inç. Pantoja 27 galibiyet, 5 mağlubiyet. Stiversek 12 galibiyet, 1 mağlubiyetle geliyor. Alejandro Pantoja 5 maçtır kazanıyor. Kimleri yendi? Cape, Royval, Perez, Moreno. Zaten Royval'ı 2 defa yendi. Oradan kemer karşılaşmaları geldi ve şampiyonluğu aldı. 11 galibiyet ve yeşil sinek seti halinde 1. 5 dövüş sonrası bonusu, 3. 5 dövüş sonrası bonusu var. 6'sı bitirişle geldi bu 11 galibiyeti. Stiversek sadece 3 maç süresinde ve kemer hakkı aldı. Bununla birlikte Brock Lesnar Alex Pereira'yı yakaladı. Kemeri de kazanırsa ortak olacak. Alex Pereira'ya ortak olacak maç sayısıyla. Abi akıllarda bir soru var. Stiversek kemer maçını hak etti mi? Herkesin aklında sorduğu soru şu. Ersek Stet'te 10. sırada. Hani üst tarafa bakıyoruz. Yani tamam, isim olarak kemer maçını hak eden isimler var. Yalan değil. Var ama yani karnelerine bakıyoruz. Kimse Ersek kadar formda değil. Formda olan tek isim Amir Albazi, o da sakat. Yani sakat olduğu için çıkamıyor. Akıllardaki soru şu. Öncelikle onunla başlayalım. Stiversek kemer maçını hak etti mi, hak etmedi? Şu anda Stiversek 10. sırada sıralamada. Yani 10. sıradaki bir ismin hak ettiğini söylemek çok zor. Yani 10. sıradaki, ya bir de Pantoja'da yani o kadar 5-6 maçlık bir kemer size de gelmiyor. Yani henüz ikinci kemer koruması olması lazım. Yani daha kemer korumanın da yolun başında, yani daha çok isimle karşılaşması gerekiyor. Daha önemli rövanşlara çıkması gerekiyor. Yani Stiversek bence burada piyango vurmuş gibi bir şey. Yani Siklet'teki eşleşmeler bende bazı isimler müsait. Yani kemere aday isimler müsait değil, yani formda olan isimler. Diğerlerinin bir mağlubiyeti var. Yani Siklet'in üstünde ama bir galibiyete ihtiyacı olan isimler var. Yani mesela az önce Alex Brezli, Kalao ile konuştuk. Onlar daha üst sıradalar ama bir mağlubiyetle geliyorlardı. Mesela Alex Perez belki bu galibiyeti 1-2 ay önce almış olsa şimdi Alex Perez'le bu kemer maçında konuşulurduk. Yani çok biraz da Stiversek'in yüzüne şans güldü diyebiliriz. 10. sırada şu anda formda mı? Evet, formda. 3 galibiyetle geliyor. Yani dikkat çekici galibiyetlerle geliyor. Ama dediğin gibi yani hak ediyor mu desem bence hak etmiyor ama işte bazen de böyle olabiliyor. Yani Siklet'teki diğer isimler müsait olmuyor ve UFC'nin de bu kartlı kenar maçı ayarlaması gerekiyor ve elinde de dövüşlerden bir de Pantoja var. Pantoja'ya en uygun rakip Stiversek, yani her şey denk geldi ve Stiversek maçta kenar maçına çıktı. Yani normale bakarsak pek de hak ettiği söylenemez. Yani evet abi, ben de bu noktada yani maalesef aynı fikirdeyim. Hani Stiversek'in en son galibiyet Merchinal maçını aslında burada değil, program arkasında konuşmuştuk. Hani Evin Akap'ta imza attığını söylemiştik. Tabii bu noktada maçın ayakta veya yerde gitmeyeceği tamamen muamma. Yani bunu sana sorayım. Yani şimdi Stiversek son maçlarına geldi, puanla kazandı. Bir de tek nakavtlı galibiyeti Schinner'e karşı. 6-60'ın da galibiyeti var ama bunların hiçbir UFC'de gelmedi henüz. Öte yandan Pantoja'ya bakıyoruz, yani 8 knockout 60'ın bir galibiyeti var. Yani bu maçın yani ben ayakta başlayacağını zaten biliyoruz ama yere herhangi bir noktada gider mi? Pantoja Ersek'i yere almaya çalışır mı? Yoksa Pantoja bu sefer hani Royal maçındaki gibi biraz daha iyi bir strateji, yani yer oyununa biraz enerji harcamayıp ayakta mesafede
Striking ile bitirebilir mi? Onu sana sorayım. Hani maç nasıl başlar, nasıl gider? Gidişat neye göre değişebilir? Bence Pantoja burada biraz tecrübesini kullanacak. Yani Pantoja'nın çünkü daha çok 5 roundluk maç tecrübesi var. Versik daha 3. maçı ve yani son maçını nakavtla kazandı. Önemli bir galibiyetti ama onun yani neler yapabileceğini, 5 roundluk bir maçı çıkartabilir mi? Bence bu büyük bir soru işareti. Yani çok zor gözüküyor çünkü henüz bunu tecrübe etmemiş. Evet, buna göre hazırlıklar yapmıştır. Buna göre bir strateji de yapacaktır. Yani dayanabildiği kadar dayanacaktır ama Pantoja kadar tecrübesi yok. Yani ne kadar kondisyonu iyi olsa da oraları Pantoja daha iyi oynayabiliyor ki bunu da geçen maçlarda gördük. Yani Royal maçında son 2-3 roundda artık bitti dediğimizde yani yorgun kondisyonu iyice düştü dediğimiz Pantoja o 2 rounddan birini aldı ve maçı kazandı. Yani Pantoja bu stratejiyi maç içerisinde kurabilen bir dövüşçü. Bence burası etkili olacak. Yani biraz yormaya çalışacaktır bence Pantoja. Yani direkt ayakta başlar mı? Belki hemen bir yerde başlayıp rakibini yormaya, rakibinin biraz planlarını bozmaya da çalışabilir. Çünkü ayakta her şey eşit olur. Yani ayakta her şey eşit olduğunda yani favori olmayan dövüşçünün de işine gelir üstü Bertekin. Ama Pantoja bir anda da bitirmek istiyor. Pantoja yani yerde çok üstünlük kuruyor. Ground and pound'u iyi yapıyor. Yani maçı yerde puanla götürebiliyor fakat çok da iyi bir submission yapabilir yani submission uzmanı. Yani Pantoja'nın bu maçı yerde bitirme olasılığı da var. Yani ayakta her şeyi riske eder mi? Bu konuda da emin değilim ama yani dediğim gibi her şey ayakta başlayacak. Pantoja ayakta belki işleri çok iyi götürdüğünü gördükten sonra ayakta devam edip puanları da alabilir. Veya nakavta da gitmek isteyebilir. Yani burada biraz Pantoja verilecek kişi. Tversek'in oyun planını daha çok kendi oyun planını ona dikte etmeye çalışacaktır. Yani maçın başrolündeki isim Pantoja. Onun ne yapacakları çok önemli. Tversek'in tabii burada ayakta yapabileceği sürpriz nakavt veya yerde bir anda sürpriz ki Stiversek de yer oyuncusu çok kötü bir dövüşçü değil. Yani Pantoja ile aynı seviye diyemem. Ama Stiversek'in de kariyerinde sapmışında galibiyetler var. UFC öncesinde daha çok ama yani ondan da sürpriz görebiliriz. Ama tabii burada Pantoja belirleyecek her şeyi. Favori olan o taraf da o. Oyunun gidişatını belirleyecek taraf da o bence. Evet abi ben de senin aynı fikirdeyim. Bakalım Stiversek bir yıl önceki gibi, 1,5 yıl önceki gibi Jamal Hill'in yarattığı tatsızlığı yaratabilecek mi yoksa Pantoja Sexton kralı ben miyim diyebilecek mi? Böylelikle programımızın sonuna geldik. Şimdiden tüm dövüşçülere başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta UFC 301 sonrası yine burada olacağız. Başlığı programda dövüş spoiler olmak üzere futbol, basketbol, voleybol ve diğer tüm spor branşları hakkındaki en doğru haber ve analizleri almak için Dyson YouTube kanalına abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ve tabii ki bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak da gelişimimize katkıda bulunabilirsiniz. Ben Arda Şahin, sevgili Can Altaş'la birlikte sizlere iyi haftalar ve iyi günler diliyoruz ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramımızı en içtenliklerimize kutluyoruz. Önümüzdeki hafta UFC 301 sonrası yine bu ekranda sizlerle birlikte olacağız. Kendinize dikkat edin, görüşmek üzere.